bizi hatırlayın. Bir kralın vereceği basitlikte bir emir. Neden öldüğünüzü hatırlayın. O bir ödül istemedi. Ya da bir şarkı. Ya da bir anıt, savaş ve zaferle ilgili bir şiir. İsteği çok basitti. Bizi hatırlayın. Bana öyle dedi. Bu onun umuduydu. Eğer ileride oradan geçecek özgür bir insan olursa, ilerideki sayısız yüzyıllar boyunca bizim seslerimiz ona yaşı belli olmayan kayalardan seslenecek. Ey yolcu, gidip Spartalılara söyle. Öldük. Burada, Sparta kanunlarına göre. Ve böylece kralım öldü. Ve kardeşlerim öldü. Bir yıl bile olmadan ben kralımın mezar ve zafer konuşmasını yapmadan çok önce zaman onu haklı çıkardı. Çünkü bir özgür Yunanlı'dan bir diğerine bu sözler yayıldı. Cesur Leonidas ve 300 adamı evden bu kadar uzakta. Hayatlarını sadece Sparta için vermediler. Tüm Yunanistan ve bu ülkenin tuttuğu söz için verdiler. Şimdi burada Platea denilen dünyanın bu ıssız köşesinde Xerxes'in orduları ölümlerine kavuşacak. Evet, işte barbar yığınları orada. Katıksız bir korku kalplerini sıkıştırıyor. Ve hepsi soğuk soğuk terliyor. Hepsi de 300 Spartalı'nın kılıç ve mızrakları önünde yaşadıkları korkuyu çok iyi hatırlıyor. Ama şimdi karşılarında, alanın karşısında 10.000 Spartalı duruyor. 30.000 özgür Yunan'a komuta ediyorlar. Düşman yaklaşık olarak bizim 3 katımız. Bir Yunanlı için iyi bir rakam. Bugün dünyayı mistisizm ve tiranlıktan kurtaracağız. Ve hayalimizdekinden daha parlak bir geleceğin temellerini atacağız. Hazır olun askerler. Leonidas ve Cesur 300 adamı için. Zafere!